Merhaba değerli izleyicilerimiz ve Ulusal Radyo 100.8, Ulusal Radyo'da bizi dinlemekte olan değerli dinleyicilerimiz. Bu ortak yayınımızda bugün çok önemli bir gün bizim açımızdan. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü. Ben çok küçüktüm o yaşlarda ve Kumla'daydık. Evet. Ve karartmalar yapılırdı. Derken Barış Harekatı yapıldı, bugünlere geldik. İşte o Kıbrıs Barış Harekatı'nı konuşacağız. Hangi yönüyle konuşacağız? Çok önemli bir komutan stüdyoda konuğum. Gazi Deniz Güverte Kıdemli Albay, emekli kıdemli albay Sayın Neşet İkiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın İkiz. Sayın İkiz aynı zamanda amfibi deniz piyade alayıyla Kıbrıs'a çıkan ilk komutan. Amfibi deniz piyade alayıyla Kıbrıs'a çıkan ilk komutan. Saat 8.47. Evet. Ve ilk harekatı gerçekleştiriyorsunuz. Yani Ayşe tatile çıksın. Evet. Şifresiyle birlikte diyelim değil mi? Evet. Siz harekatı başlatıyorsunuz. Gaziliğiniz çok önemli. O gün neler oldu? Öncesinde nasıl bir operasyon düzenlendi? Bu arada amfibi deniz piyade alayını kuran komutan, Gölcük'te kuran komutan 1968'de kurdunuz. Oh. Ve Kıbrıs olaylarını da, o 63 olaylarını çok iyi biliyorsunuz. Kanlı Noel'i çok iyi biliyorsunuz. Maalesef çok acı tablo. Biz ulusal kanal olarak Kıbrıs'a gittik, orada yayın yaptık ve o Kanlı Noel'in yaşandığı, artık müze olarak kullanılan evi gördük. Orada o duyguları yaşıyorsunuz. Çok önemli bir harekattı Kıbrıs Barış Harekatı. 44. yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı, ışıklar içinde uyusun, Rauf Denktaş'ı da anmadan geçemeyeceğiz. Çok mücadele etti Kıbrıs konusunda. Buyurun efendim, nasıl oldu ilk harekat? Evet. Kıbrıs Barış Harekatı Cumhuriyet Ordusu'nun en büyük harekatıdır. Cumhuriyet Ordusu tanımı evet. Da çok önemli, evet. Yunanlıların büyük ülkülerinde ilk günden beri Kıbrıs bir Yunan adası olarak benimsenmiştir. Yunanlılar Adalar Denizi, Ege ve Akdeniz'deki Kıbrıs'la Türkiye'yi adeta stratejik bir kuşakla yakın görebilir miyiz? Biraz çok küçük çizimler bunlar. Birinci kare stratejik bir kuşak diyorsunuz. Yaratmak için Ege ve Akdeniz'de. Evet. Evet. Koyu renkle gösterilen yerler tabii çok zor oluyor. Ha. Gördüğünüz gibi bu koyu renkli yerler hem Ege'de hem Akdeniz'de Yunan'ın yarattığı stratejik kuşak. Denizlere, evet. Hava sahasına hakim olmak için, evet. Kıta sahanlığına, kara sularına, evet. Aidiyeti meçhul adalara, kayalıklara sahip olmak için ellerinden gelen ne varsa ortaya koymuşlardır. Lozan Anlaşması'nda Adalar Denizi Ege bir Yunan ve Türk gölüdür. Böyle olmalıdır Ege. Kara suları 3 mildi. 1936 Yunanlılar kara sularını 6 mile çıkarınca evet. Ege'nin %25'ine sahip oldular. 12 mil yapmak arzusundaydılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun üzerine Yunanlılar kara sularını 12 mil yaptıkları takdirde bizim hayati su yolumuz, yaşamsal çıkarlarımız, her şeyimiz burada çok kritik bir duruma iner. Bu bir harp nedeni olur dediler. Kıbrıs milattan önce 4000 yılından başlayan bugüne gelen tarihi boyunca ticari yönü, stratejik yönü,
kültürü, her şeyiyle o önemli interlandı kontrol altında tutmuştur. Ana vatana 40 mil, Yunanistan'a 700 mil uzaklıkta olan Kıbrıs, tarihi boyunca hiçbir gün Yunan idaresi altında olmamıştır. 1571'de bölgenin en güçlü ordusuna ve donanmasına sahip Osmanlı Türkleri adayı 1 yıl 17 gün savaş sonunda elde ettiklerinde verilen zayiat 50 bin civarındaydı. 15 Temmuz 1974 sabah Kıbrıs Rum televizyonu spikeri hanım Yunanlılar tekrar yaşıyor sloganıyla Nikos Samson darbesini belirtmişti. Nikos Samson Karpaslıdır, Mahi. Mücadele gazetesinin sahip ve baş yazarıdır. İngiliz istihbaratı her terörist harekatta sahnedeki ilk insan olarak onu tanımlar. Nikos Samson darbesi üzerine 1968 yılından beri çok büyük emeklerle kurduğumuz Amfibi Deniz Piyade Alayı'nın bir taburu Mersin'de, bir taburu ve alay karargahı İskenderun'daydı. Bazı önemli noktaları belirtmekte bir vatan borcudur. 68'de donanma komutanı Koramiral Kemal Kayacan, ben Alparslan Muhribi 2. komutanıydım, binbaşı olacaktım Ağustos'ta, beni çağırdı. Evladım ikiz, Kıbrıs ileride bir deniz aşırı harekata neden olabilir. Bunu yapacak çağdaş kıtalara sahip değiliz. Deniz aşırı harekatlar, deniz aşırı baskınlar, gerilla savaşları bütün çağdaş ordularda özel birlikler tarafından yapılır. Ve bu özel birliklerin özel teşhisatları vardır olanaklar nispetinde. Evet. Bu göreve var mısın dedi. Bu görevi deruhte etmekten şeref duyacağımı belirttim. 68'de Gölcük'te, Gölcük Ordu Evi'nin altındaki eski bir Amerikan kampında 1. Amfibi Deniz Piyade Taburu'nun kuruluşuna başladık. Evet. Çağdaş askerlikte 3 temel öge vardır. İnanç, moral, fiziki kondisyon ve gerekli eğitimler. Bunlar olmadan harp sahasında gerekli azim, kararlılık, direnç ve kazanma azmini yaratamazsınız. Bu konularda genç silah arkadaşlarımla birlikte zirveye vardık. İnanın hiç unutamadığım bir anı, eski Amerikan kampının iki barakası Amerikalıların misafirhanesi olarak kalmıştı. Bölgeye gelen Amerikalılar orada kalıyorlardı. Bordo vereli bir yüzbaşı birkaç gün kaldı. Bir akşam üzeri kendisini çaya davet ettim. Amerika'da çünkü 62-63'te Quantico, Virginia'da, 70'te San Diego, Kaliforniya'da Staff Planning Kurs, Instruction Kurs gibi önemli mekteplerde bulundum. Kendisini misafir ettim. Birliklerimiz eğitimden dönüyorlardı. Her bir birlik ayrı bir marşla, yüce Türk insanına yakışır tarzda bizleri selamlayarak önümüzden geçtiler. Son birlik geçtiği zaman misafirim yüzbaşı yerinden kalktı, elini uzattı. Ben dedi efendim en seçkin Amerikan birliklerinde görev yapıyorum.
İnanın bu şevk ve bu ruh bizde yok dedi, beni kucakladı. Bunu Türk insanının yüceliğini belirtmek için hiç unutamadığım bir anı olarak naklediyorum. Evet. Atatürk köşesinde efsane bir genç subay olan Deniz Piyade Teğmen Yıldır Yoro bir çıkarma resmi yapmıştı. Ve altında şu cümle vardı, sloganımız oydu. Dünyada hiçbir meslekte eğitimsiz askerle savaş meydanında olmanın güçlüğü yoktur. Bu söz General MacArthur'un sözüdür. MacArthur Türk dostuydu. Kore'de en büyük nişanı bizzat Kore'deki Türk birliğine gelerek vermiştir. Çağdaş, olağanüstü güçlü birlikler yarattık. Çıkarma evet. birlikleri komutanı Emin Göksan, İskenderun'dan beni aradı. Derhal Mersin'e intikalinizi planlayınız dedi. Alay karargahım ve 2. Amfibi Deniz Piyade Taburu'yla Mersin'e intikal ettik. Şehirde olağanüstü bir durum vardı. Perşembe akşamı, gecesi çıkarma birlikleri briefing salonunda toparlandık. Her harekatın bir kaderi vardır. Kıbrıs evet. Barış Harekatı'nın kaderinde etkili komutanlardan bir tanesi 2. Ordu Komutanı Orgeneral Suat Aktulga'dır. Evet. Doktrin, amfibi harekat doktrini kullanılmadı. Doktrin uygulamalarla ve teorilerle bulunmuş en iyi yoldur. Milli bir uygulama yaptık. Cephe komutanı 2. Ordu Komutanı Suat Aktulga'ydı. Orgeneral Aktulga Erkan-ı Harbiye'ye, Genelkurmay'a niçin Boğazköy Magosa plajlarına çıkıyoruz? Nihai hedefimiz Lefkoşa, Mesaryon Yüzlü Kovası evet. 70 kilometre Girne'nin doğu veya batısından vuralım. Geçitten 15-18 evet. kilometre. Bu çok güzel bir kumandan görüşüdür evet. ve kanımca Aktulga harekatın kaderini değiştirdi. Genelkurmay bu yönünde bu yerinde görüşü kabul etti ve bize yeni bir plaj seçiniz emri verildi. Diğer unutulamayacak bir komutan da Oramiral Kemal Kayacan'dır. Kemal Kayacan. Evet. Oramiral Necdet Uran 61-68'de kuvvet komutanıydı ve kor ve bilahare Oramiral Kemal Kayacan çağdaş bir deniz piyade sınıfının kurulması için çok büyük çabalar sarf etmişlerdir. Bir görüş vardı, denizin piyadesi olur mu diye. Çaka Bey 1090'da Levent sınıfını kullandı. İlk Roma İmparatorluğu, sonra Osmanlı Türkleridir. Yorktük'ü 1664'te ünlü İngiliz Royal Marine'leri, Kraliyet Deniz Piyadelerini kurdu. Amerikalılar 1777. Kadıköy'den geçerken bakarım, Hacı Bekir'de de 1777 yazar. Evet. Şimdi yeni bir sınıfın kuruluşu hiç de kolay olmadı. 71'de Tağmaç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Tağmaç ve Oramiral Celal Eyicioğlu hiç anlayamadığımız nedenlerle bu sınıfı lağvettiler. Üç tarafı denizlerle çevrili bir Türkiye. Bakın bu sınıf lağvedildi. Oramiral Kayacan ileri görüşlü bir kumandandı. Deniz kuvvetleri olduğu ilk gün Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler'e orgeneral giderek vaziyeti harbiyi, durumu bütün açıklığıyla belirtti. Ve yeniden deniz piyade sınıfının kuruluşu için emir geldi. Ben Garipçi'ye gönderilmiştim sürgün tayini olarak.
Geldim ikinci Gölcük'te Amfibi Deniz Piyade Taburu'nun kuruluşuna geçtim. Bunlara temas etmeden, bu anılara yer vermeden geçmek beni rahatsız ediyor. Bütün bu güçlükleri yaşadınız. Evet. Ve Perşembe akşamı briefing salonundayız. Evet. 39. Tümen Komutanı Tüm General Bedrettin Demirer. İskenderun'daki 39. Tümen'in görevi bir kanlı Noel 1963'ten beri deniz aşırı bir harekat yapmak. Yeni kurulan Amfibi Tugay Kemal Kayaca'nın ısrarları üzerine biz Amfibi Deniz Piyade Alayı ve 50. Alay Muharebe Grubu komutanı ve karargahı yeni tayin edildi o anda. Bu bir eksikliktir. Bunları da belirtmek lazım. Gençler bizi böyle mühim görevlerde, kıtalarda son anda tayinler olmamalı. Ve enteresandır, Süleyman Tuncer yerine Süleyman Eyüboğlu general verilecekmiş. Daha önce Kıbrıs'ta görev yapan, onu da karıştırmışlar. Bakın, hassasiyet, sorumluluk duygusu yüce duygudur. Buna çok dikkat etmek lazım. Sualtı Tahrip ve Savunma Timleri Komutanı arkadaşımız, benim karargahım, Kurmay Başkanı, Çıkarma Birlikleri Komutanı, toparlandık. Yeni bir plaj seçmemiz istendi. Çıkarma Birlikleri Komodoru benim Murip'te kumandanımdı. Deniz Kurmay Albay Ahmet Özon çok seçkin bir kumandandı. Onunla birlikte biz Pladini plajını seçtik. Pladini plajı. Pladini plajını seçtik. Çünkü hassasiyetle aradık, seçtik. Niye seçtik? Pladini hiç beklenilmeyen bir plajdır. İleride bütün yönleriyle evet, ifade edeceğim. Yunanlılar ideallerine dört elle sarılmışlardı. Kendimizi ve karşı tarafı çok iyi bilmek lazım. Yunanlılar için ilgililer, Yunanlılar hedeflerine varmak için her şeye katlanır derler. Maraşal'dan mütevazi vatandaşlara kadar. Çok dikkatli olmak lazım. Yılan Adası'nın yanındaki Pladini plajını komutanların tensiplerine sunduk, tasvip ettiler. Deniz Kuvvetleri Harekat Dairesi Başkanı Tümamiral Nejat Tümer Ankara'dan gelmişti olayın önemine binaen. Ben ona kumandanım dedim. Bakın, akademik plajlara çıkmıyoruz. Çok şükür bizi orada bekliyorlar. Her türlü imkanlarıyla oradalar. Ama mutlaka deniz aşırı harekat doktrininde olan sahte konvoy, diversiyonu yapalım. Neşet Yarbay'ım, imkanımız o kadar kısıtlı ki dedi. Görüyorsun, kumandanım dedim, amiralim bakın, sıfırda kalmayalım. Sıfırda kalırız. Harp tarihi boyunca olaylar meydanda. Dünyanın en büyük gücü Amerika, yanındaki Küba'ya Fidel Castro'yu, Başkan Fidel Castro'yu devirmek için bir çıkarma harekatını teşebbüs etti. Başarılı olamadı. 60-61. Bu diversiyonu, sahte konvoyu mutlaka yapalım dedim. Eksik olmasın. Kendisini şükranla tekrar yad ediyorum. Olanaklar toparlandı. Feribotlar vesaire, şirepler, şunlar. Başına da Ergun Dincer, o günün Mersin Merkez Komutanı Deniz Güverte Albay verildi. Ve bizden önce onlar Cuma günü 11.30'da hareket ettiler. Sabah, gece. Sabah. Amaç daha önce Yunan istihbaratının da elde ettiği çok büyük geniş plajlar olan Magosa, Gazi Magosa plajlarına çıkacağımız değişti plajlar, oraya geliyoruz intibanı vermek için. Gece de kararttılar gemileri, zikzaklar çizdiler, karşı taraf üzerinde müesser oldular. Biz Amfibi Deniz Piyade Muazzam bir
taktik, deniz, tabii, deniz taktiği. Tabii, amfibi harekattaki ana unsurlardan biri. Harekatın başarısında etkin olmuştur. Biz TCG, Türkiye Cumhuriyeti gemisi, Marşal Fevzi Çakmak, Ertuğrul'daydı. Sancak gemimiz, amiralimiz. Şurada bir resim var. Onu acaba net görebilir miyiz? Evet, sizin lütfen. Ertuğrul geminiz. Siz bu gemideydiniz. Şöyle gösteriyorum. Tabii bunlar çok küçük resimler. İstediğimiz gibi olabiliyor mu bilemiyorum. Şöyle gösteriyoruz. Evet. Türkiye Cumhuriyeti gemisi Ertuğrul. Evet. Son anda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kalkacağız. Bu sırada Diyanet İşleri Başkanı Lütfü Doğan ve Mersin Valisi Bayram Turan Çetin geldiler. Evet. Amiral geç kalıyoruz dedi. Kurmay Başkanı Ertuğrul Üçler, Deniz Kurmay Albay, hümanist bir başkandı. Bu olanağı verelim dedi. Bence yerinde oldu. Son anda gemiye binen Diyanet İşleri Başkanı Lütfü Doğan, olağanüstü güzel alayımıza bir konuşma yaptı. Fevkalade güzel. Yani Diyanet İşleri'nin başkanı, akıllı, evet, doğru yönetilen, evet, dönemi. Evet, fevkalade. Başkanı, evet. Ve çok etki altına aldı. Daha önce i̇nanç de belirttiğim önemli gibi moral inanç moral ana inanç unsurdur. Evet. Gerçek moral inanç ana unsurdur askerlikte de. Arkadan Bayram Turan Çetin, hepsi rahmetli oldu, nur içinde yatsınlar. Nur içinde. Gerçek bir mülkiyeli. Harbiye, mülkiye, 10. yıl, İzmir marşları, bunlar Türkiye'nin marşlarıydı. Gerçek bir mülkiyeli ruhuyla, o da fevkalade güzel. O kadar coşturdular ki. Son anda iskeleler alındığı için ağlardan inerek gemiyi terk ettiler. Mersin halkının ve Türk halkının Kıbrıs'a karşı, Kıbrıs Türklerine karşı gösterdiği ilgi o yıllarda zirvedeydi. 63'ten beri, Kanlı Noel'den beri birçok teşebbüslerimiz oldu. Olanaklarımız yoktu. Taşıma uçakları, helikopterler, özel birlikler vesaire. Bu tehirler Yunanlılarda şu intiba bıraktı, Kıbrıs Rumlarında, Türkler bir çıkarma yapamazlar. Teşebbüs bile etseler çıkamazlar, çıkabilenler de olsa onları biz yok ederiz. Mersin'i terk ederken marşlarla yer gök inliyordu. Çıkarma birlikleri komutanı Tuğamiral Emin Göksan bana, Neşet Yarbayım, vaziyeti harbiyeyi nasıl görüyorsun dedi. Kumandan dedim, halkımıza bakın, askerin coşkusuna bakın. Kıbrıs barış harekatı bitmiştir. Bu askeri kimse tutamaz dedim. Şöyle bir durdu, evet, bu askeri kimse tutamaz dedi. Çıkarma filosu nizamı, amfibi doktrin uygulanmadığı milli doktrin, bilahare ona da temas, evet, edeceğim, 56 gemiydi. Nejat Tümer, harp filosu komutanı, tüm amiral Nejat Tümer, bu, evet, özel, evet, çıkarma filosunun 56 gemilik, 3 tanesi Şilep, harp gemileri, 45 tane LCM-8, 6, LCVP, Lecete başındaydı. Taor, Tactical Air Operation Responsibility, savaş alanı. Bu savaş alanında mutlak bir su altı, su üstü ve hava hakimiyeti olmadan buraya teşebbüs bu kıtalara çok kötü durumlar yaratır. Bu taktik harekat sorumluluk sahanın dünyaya ilanı Pentagon'dan Türk Ateşe Nevvali tarafından yapılmıştır. Kurmay Albay Erhan tarafından ve yardımcısı havacı tarafından bütün dünyaya ilan edilmiştir. Bu güce de sahiptik.
Ancak bu konvoy 19'da 12'de hareket etti. Büyük bir coşku içinde. Konvoy tabii ki leceme 6-8'lerin süratine uymaya mecburdu. Ve biz ancak seçtiğimiz plaja 20 Temmuz sabahı 8.47'de çıkabilme olanağına sahip olduk. Sorumluluk sahana dahi İngiliz filosundan, Amerikan filosundan, Rus filosundan gemiler girmişti. Oo. Bizi izliyorlardı. Yani şu, evet, şu. Evet, bizi izliyorlardı. Tamamen ve siz bunların arasından geçtiniz. Evet, tabii. Şöyle görebiliyor sağa muyuz? Sağa girmemeleri lazımdı. İkaz ettiğimiz zaman çıkıyorlardı yakın görebiliyor ama muyuz? Bizi evet. izliyorlardı. Bakın bu kırmızı işaretler hep o Rus, Amerikan. Ve o gün Amerikan filosu 45 gemi, Sovyetler Birliği 50 gemi, İngilizler üstleri yanında Hermes uçak gemisi ve gemiler. Bizleri izliyorlardı. İzleniyorsunuz. Evet. Buna rağmen siz o tarihte evet gidiyoruz tabii. Pladini plajına evet, doğru gidiyorsunuz Yılan Adası'nın yanındaki. Onları karşı tarafı yanıltan diğer ekip de evet. zikzaklar Yalnız çizerek gidiyor. Kurmay Başkanı Üşler çizerek gidiyor. Bu sahaya giren gemileri ikaz ettiği zaman da çıkıyorlardı. Evet. Şimdi onlar ne amaçla oradalar? Türkiye bir harekat yapmasın diye mi? Evet, Türkiye ne oluyor? Dediğim gibi Callahan, İngiliz Dışişleri Callahan, Bakanı evet. Kissinger'e Cisco yardımcısı vasıtasıyla araya girelim, Türklere çıkış hakkı vermeyelim teklifini getirmiştir. Bakın, ama tabii evet. Amerikalılar bunu kabul etmemiştir. Ruslar Nikos Samson darbesine olağanüstü bir reaksiyon göstermişlerdir. Hava indirme tümenlerini Karadeniz'de tam alarma geçirmiştir Rusya. Yunan sınırında Bulgaristan ve Yugoslavya'dan kuvvet kaydırmaları olmuştur. Kıbrıs'ta en mühim konulardan biri Lapta Karava'da bir Amerikan elektronik üssü vardı. Bu üs vasıtasıyla Amerika bütün bu önemli bölgeyi avucunun içi gibi dinliyordu. Ruslar buna karşıydılar. Makaryos ve çevresinde büyük bir Sovyet desteği sempatizanı vardı, sempatisi vardı. Amerikalılar ileride bu sempatinin daha da yükseleceğini ve bu üstünde adada çok güç duruma düşeceğini görüyorlardı. Gerçekler, o günün gerçekleri bunlardır. Geç kalıyorduk. Biz Ertuğrul'da hazır olduk. Personelimi topladım. O günün heyecanıyla aynı şeyi söylüyorum. Alayıma arkadaşlar dedim. Bir baskın için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Yüce Allah'ın lütfuyla inşallah böyle olur. Ama ada tahkim edilmiş durumdadır. Karşı taraf çok hazırlıklıdır. Fevkalade line of departure, sahilden 2000 yarda, 3630 metre düşmanın destek silahlarının menzili içindedir. Değilse. Evet. Çok güç durumla karşılaşabiliriz. Şöyle rejiden rica etsek, adaya barış harekatında, adaya ilk çıkan, Kıbrıs'a ilk çıkan komutan anlatıyor dersek, biraz daha tarihi fotoğrafı çekebiliriz. Tabii, tabii. Evet. Arkadaşlarım o altyazıyı da o şekliyle değiştirirlerse çok daha iyi olacak. Kıbrıs'a ilk çıkan komutan alay anlatıyor. Komutanı, alay evet. komutanı. Evet, buyurun Sayın İkiz. Amfibi Tugay Komutanı, Tuğgeneral Tuncer'e ve Emin Göksan'a Tuğamiral, amfibi alay her şart altında görevini yapmaya hazırdır dedim. Hakikaten inanın her şeyle bir göreve hazırdık. Arkadaşlarla helalleştik. Ana devreye geçtim. Yüce Allah bizleri güç durumda bırakmamasını İslam'da duada bulunduktan sonra tahsisli
çıkarma noktalarından tahsisli indirme araçlarına personeli boşaltınız dedim. Limbo, harekat halinde gemi. Bu çok güç bir ithaliyedir. Ama eğitimliydik, hazırdık. Personel tahsisli 10 leceme 6, 8, 3 LCVP. 13 çıkarma aracı. Evet. 768. Plan da var evet. Zaten. Bu plan evet. Değil mi? O çıkış çizelgesi. Evet. İlk dalga ile biz çıkıyoruz. Evet. Bu çizelge. Bu elimde tarihi çizelge. Evet. Belgeniz. Evet. Bunu elinizde tutarak gittiniz. Evet. Evet. Tabii. İlk, okunması zor olabilir. Sayar mısınız lütfen? İlk dalgada amfibi deniz piyade alayı. Evet. S saatinde 08.47 bu. 7 dakika sonra 50. Alay Muharebe Grubu ve bağlıları da gelecekti. Tabii gelemedi, gecikmeler oldu. O ayrı evet. Konu. Şimdi botlar personeli alınca toplanma bölgesinden randevu bölgesinden de line of departure'a geçtiler. Deniz aşırı harekatlar dünyanın askeri yönden en güç harekatlarıdır. Gerilla savaşları evet. Yanında. Beş safhadır. Beşinci safhası da provadır. Provası yapılmadan bir deniz aşırı harekata tevessül edilmez. Provada bütün eksikler, aksaklıklar gözükür. Evet. Ana harekatta onlar olmasın. Kayıp fazla olmasın, kaybetme şansı az olsun diye bunlar yapılır. Olanak bulunamadı, bu prova safhası yapılamadı. Line of departure dediğim gibi sahilden 2000 yarda mesafede. Düşmanın bütün müessir destek silahlarının menzilinde. İnanın çok rahat şekilde koya kadar geldik. Her şey için ama olanaklarımızla hazırlıydık. Yaklaşınca fevkalade zengin bitki örtüsünden sağdan soldan iskele sancak üzerimize ateşler oldu. Kontrol gemisi ve muhriplerden ateş gelen yere derhal mukabele edildi, susturuldu. Ve 08.47'de 20 Temmuz Cumartesi sabahı Allah tarihi Allah anda. Sesleri yeri göğü inletirken bir rüzgar gibi kıyı başını tutmak için beli geçen sularda çıktık. Bakın line of departure 2000 yarda dedim. Olanağı olan ordularda line of departure barış hattı. Çizgisi. Evet, evet. Plaja var. Barış hattı. Buraları küçük zırhlı denizde ve karada harekat kabiliyetine sahip zırhlı teknelerle çok çabuk alınır. Çünkü düşman çok büyük imkana sahiptir. Birçok çıkarma harekatında bu line of departure'da gemiler büyük hasarlar vermişlerdir. Bir baskın şeklinde beli aşan sularda çıktık. Olanaklarımız su geçirmez, waterproof denilir, elbiseler, silah. O gün yoktu ama hazırlıydık. Bir zıpkın gibi çıktık. Kıyı başı bir deniz aşırı harekatta ilk tabii hedeftir. Nedir bu hedef? Bu çıkarmada çıkacak kuvvetleri ve malzemeyi teşhisatlı, emniyetli bir şekilde sahile çıkarmak için olan hattır. Kıyı başı hat. Ondan sonraki hat diğer ilerideki hattır. Köprü başıdır. Buna çıktık ve komutanlara... Bu arada ateş var size. Ateş var ama kontrol gemisi derhal mukabele etti, muhripler mukabele etti, yok etti. Yani bir baskın şeklinde diyebiliriz. Mevziler boş, oralarda da mevziler boş. Bir rahat çıktık. Çıkışımızı rapor ettim. Bir saat sonra da ona 10 kalada kıyı başını tuttuğumuzu rapor ettim. Ve bölgede... Bir saat içinde kıyı başını evet, tuttunuz. Evet, evet. Örnek şekilde tuttuk. Şimdi 7 dakika sonra gelmesi lazımdı. Hep böyle dakika dakika ama planladınız. Tabii bir an önce göre. Ki
S artı 7. 7. Tabii ona doğru geldi Elinci Alay Muharebe Grubu. Bölgede çatışmalar başladı. Etraftan evet. Arazi çok zengin, bitki örtüsü, sivil bazen giyiniyorlar, araçlarla geliyorlar. Lapta Karava Girne yolunu kestik. Alay komutanı Alay Sancağı'yla çıktı. İbrahim Karaoğlanoğlu, 50. Alay Muharebe Grup Komutanı. Kendilerine kumandanım, kıyıbaşını tuttuk. Kıyıbaşı elimizde. Dikkat edelim, aman. Ama bir an önce toparlanmak lazım. Düşman bir karşı taarruz en kısa zamanda, sancağımızda da iskelemizde de düşman birlikleri var, taburları, alayları üzerimize gerçekleştirebilir dedim. Peki kardeşim, merak etme, her şey istediğimiz gibi inşallah olacaktır dedi. Dağ gibi bir silah arkadaşımızdı. Ancak yaşa kapak atış, çevredeki yangınlar, yine o çok zengin bitki arazisindeki sızmalar, ateşler biraz 50. Alay Muharebe Grubu üzerinde bir tesir yaratmıştı. Yani ne oldu yani? Kara manevra planında biz kıyı başına tuttuk amfibi deniz piyade alayı. 50. Alay Muharebe Grubu tank, zırhlı birlikleriyle, evet, istikame, her şeyle üzerimizden aşıp Karava, Elya, Trimiti, Zeytinlik, Girne, beş ara hedefi alacaktı. Ana düşünce, kara manevra planı buydu. Ve bu köprü başında komando tugayı ile birleşecekti. Harekatı daha da genişletmek için. Maalesef bu beş ara hedeften hiçbir tanesi alınamadı. Neden? Koordine, organize, harekat sahası, trafik gibi işlemiyor. İnisiyatif istiyor, eğitim istiyor. Alınamadı. Alınamayınca ne oldu? Karşı taraf, biz çıkışı anlatıyoruz, paraşüt tugayı da, Kayseri, da indirme yapılıyor. Erkilet'ten 6'da kalktı Dakota diğer uçak. Örnek şekilde Kıbrıs Türk Alayı ve bölgedeki mücahitlerin çizdikleri sahalara, Türk sahasına indiler. Komando tugayı taş ucundan geldi helikopterlerle, 72 helikopter. Sonra örnek şekilde intikal ettiler ama bu ara hedefler alınamayınca karşı taraf ağır ağır toparlanmaya başladı. 12 sıralarında sancak gemisindeki amfibi tugay komutanı ve karargaha çıktı. Kendilerine durum budur, kısa bir durum raporu verdim. Bir an önce dedim, toparlanmakta generalim fayda var. Her an bir karşı taarruz başlayabilir. Kıyı başında da Mersin'den ayrılmadan önce deniz istikamı daha kuramamıştım istediğim gibi. Bir kara istikam timi Assubay Oğuz komutasında aldım. Demirel verdi. Bölgenin haritalarını verdi. Bölge temiz çıkınca mayın bakımından vesaire, Oğuz Assubay'a da yaşa kapak atılan bölgede temiz kuruya kapak atılacak dozer ve loderlerle bir çalışma yaparak görev verdim. O da bu görevi yerine getirmeye çalıştı. Durum budur. Evet. Yakın hava desteği. Üç yakın hava desteği pilotumuz vardı. Binbaşı Fehmi Ercan pilot. Binbaşı pilot Necdet Karademir. Yüzbaşı pilot Akın Giray. Üçü de bölgedeki görüşlerimi söylüyorum, fevkalade iyi çalıştılar. Havadan. Yakın, evet, hava desteğini çok müessir şeklinde kullandılar ve etkili oldular. Ancak muharebe sahası yanlışlardan oluşur. En az, evet, yanlışı yapan savaşı kazanır.
Yunanlılar Türkçe konuşmalarıyla mağabere devrelerine müdahaleye çalışmakla, Türk bayrağı göstererek her şeyle bizi aldatmaya çalışıyorlardı. Hatta bir an kendi uçağımızın bizim üzerimize pike yaptığını gördük. Necdet Karademir şunu söyledi, özür dilerim. Ben yamyam Necdet dedi, Harbiye'deki. Ne yapıyorsun dedi. Yamyam Necdet dedi, uçak. Bakın. Şifre oldu. Evet, tabii. Peki Sayın İkiz, bunları dinleyeceğiz. Yunan tarafı bizim ordumuzu, Cumhuriyet ordumuzu yanıltmaya çalışıyor, kandırmaya çalışıyor. Her şeyle. Fakat öyle bir şifre ki yamyam Necdet ve uçak tabii, gidiyor. O alanda... Ara vereceğiz. Evet. Aranın ardından dinlemeye devam edeceğiz. 44 yıl önce bugün 20 Temmuz'da harekatın ilk komutanı, ilk çıkan amfibi alay komutanı anlatıyor. Dinlemeye devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümünde ilk adaya ilk çıkan çok değerli komutanla birlikteyiz. Gazi Deniz Güverte Kıdemli Albay, emekli albay Sayın Neşet İkiz, aynı zamanda amfibi deniz piyade alayıyla ilk çıkan komutan ve anılarını paylaşıyoruz. Bu arada bu bilgiyi de paylaşayım sizlerle. Bugün başladı Aydınlık Gazetesi. Cumhuriyet Hareketi'nin, Cumhuriyet Ordusu'nun en büyük harekatı başlığıyla Sayın Neşet İkiz'in anılarını kendi kaleminden gazete yayımlıyor. Yarın da dönemin 2. Ordu Komutanı Suat Aktulga, harekatımız stratejik baskındı başlığıyla anıları kullanacak. Lütfen aydınlık alınız ve bu tarihi gazeteyi de saklayınız çünkü... İlk çıkan komutanın kendi sesinden ve kaleminden hem ulusal kanalda hem aydınlıkta yer alıyor. Bu Barış Harekatı'nın en önemli anları. Çıktınız, koşullar nedeniyle o istediğiniz yerleri ele geçiremediniz. Çıkışta ben generale, havadan çok iyi generalimize Tuncer'e durumu biraz dağınık görüyorum generalim. Bir toplantı yapalım dedi ve derhal ilk binada toplantıyı yaptık. Bunlar çok hızlı yapılan toplantılar. Tabii, derhal, böyle saatler evet. Süren toplantılar derhal, değil, evet. Değil mi? Evet. Benim tereddütlerim 3 noktadaydı. Çıkıştan sonra karşılaşacağım düşman tank taarruzu, 50. Alay Muharebe grubunun benim üzerimden geçişi, kıyı başını tutan benim üzerimden. Bunlar bir de yaşa kapak atış dolayısıyla durum. Yaşa kapak atmak, yaşa kapak denizden atmak, tabii, yarı belinize kadar. Evet, evet, bele kadar. Kıyıbaşı'daki ilgililere yardımcı olmalarına direktif verdim olanakları içinde. Bir de belirttiğim gibi istikam timi komutanına da kum döşemesini mümkün olduğu kadar kuruya kapak atışlarına yardımcı olmasını emrini verdim. Ancak kıyı başını tutmuş bizim üzerimizden 50. Alay Muharebe grubunun geçmesi de biraz güç oldu. Güç durumlar yarattı. Tabii yani ne kadar taktik uygulansa evet, da bir bilinmez var. Güç durumlar yarattı. Evet. Nitekim 14 sıralarında karşı tarafın toparlandığını doğu ve batıdan ellerindeki T-34 Rus tipi tanklarla ve zırhlı birliklerle bize taarruza geçtiğine tanık olduk. O an ne hissettiniz? O an şunu hissettim. Son anda Mersin'e silahlar gelmişti. Ben LAV silahlarına yer verdim. Bakın, LAV silahları Light Anti-Tank Weapon. Çok pratik, omuzdan atılır. Bülent Alkan,
silah takım komutanımız, 2. taburun 3. bölüğü, olağanüstü efsane bir zabitti. Silahlara çok büyük, ona tanklara karşı çok çekindiğim tank taarruzunda bu silahın kullanılmasını rica ettim. İntikalde bu silahın kullanılmasını silah takımlarındaki kilit rütbelere o öğretti. Yıldır Yoro'yla. Bakın harekatta batıda yalnız Bülent Alkan o efsane teğmen iki tane T-34 tankını lav silahıyla o vurmuştur. O efsane teğmen iki lav silahıyla tankı vurdu. Evet. İki tankı iki lav silahına vurdu. Doğu ve batıdaki tanklarımız da tank savar silahlarımız da kavurduk. Düşman taarruzunu def ettik. Ancak o sırada 2. tabur komutanı Tahsin kardeşimiz yaralandı. Onu ağır bir şekilde Türkiye'ye helikopterle intikalini sağladık. Kıdemli tabur komutanı Mehmet Üsteğmen taburun komutasını aldı. Şartlar belirttiğim gibi menzili dahilinde deniz topçusunu kullanıyorduk. Menzili dahilinde. Çıkan Sahra topçusu menzili dahilinde kullanılıyordu. Yakın hava desteği çok müessirdi. Yalnız bölgede değil, bütün Kıbrıs'ta. Ancak gece bu yakın hava desteği olmayınca karşı tarafın gece yalnız plaj bölgesinde değil, her tarafta Kıbrıs Türk Alayı'na, mücahit birliklerine, paraşüt tugayına, komando tugayına, bizlere saldırılarına mazhar olduk. Hava kararmadan ben kıyı başını dolaştım. Arkadaşlara talimat verdim. Çetin bir gece yaşayacağımız belliydi. Belli. Kıyı başındaki arkadaşları ikaz ettim. Gece sızmalara karşı her zaman yapılır. Tuncer generalimize de harp pilotu komutanımızdan rica edelim. Bölgeye hakimiz. Taktik harekat sorumluluk sahasına ama özellikle çıkış plajının gerisine bir gemi isteğinde bulunacağım dedim. Kabul etti. Harp pilotundan da bu isteği bulduk. Karşı tarafta her şeyiyle bizi dinliyor. Mabere devrelerimize giriyor. Müdahaleler yapıyor. Yalnız Yunanlılar değil, İngilizlerin, Amerikalıların, hepsi Rusların bölgede. Da hepsinin çok büyük elektronik imkanları var. Sizde, Türkiye'de, bizim Türk de milli olanaklarımız var. Ben de harp pilotu aracılığıyla her zaman Mersin'le irtibatta bulunuyordum. Ama maalesef Amfibi Tugay komutanının mavera araçları yoktu. Benim mavera subayım Şahap Kara Osmanoğlu çok seçkin bir askerdi, deniz piyade. O yardımcı olmaya çalıştı. İlk gece bakın vehametini anlatayım. Komando Tugay'ının mavera merkezi basılmıştır. Mavera merkezi en hayati, en önemli. Harekatta mavera zayıf olmuştur. Bu ilgilileri Ankara'yı tereddütlere sevk etmiştir. Ama sabah oluşla birlikte karşı tarafın harekatının kaldığını görüyoruz. Niye? Gökte uçaklarımız gözüküyor. Karşı tarafa hiçbir imkan vermiyor. Pazar günü de çok üzücü Kocatepe olayı olmuştur. Biliyorsunuz Kocatepe olayı olmuştur. Onu bu arada anlatır mısınız? Yani evet. Şimdi işte biz kendi gemimizi batırdık da evet. Aman Kıbrıs Barış Harekatı'nda bunlar oldu da falan çok eleştirel bakanlar da var. Evet. Nasıl oldu o iş? Şimdi Kocatepe'nin batırılışı ve tabii çok acı. Orada şehitlerimiz var. Bu arada Sayın İkiz notlarına bakarken bugün aynı zamanda
Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin de yıl dönümü 20 Temmuz 1936. Türkiye Lozan Barış Konferansı'na katılan ülkelere bir nota verir ve Boğazlar Konferansı'nın toplanmasını ister ve neticede boğazlarımızın hakimiyeti bize geçer. Ondan önce kontrolümüzde değildi. Boğazlarımızın hakimiyeti bize geçer, denetimi bize geçer ve zaten gerisi malum. Bugün aynı zamanda böyle bir tarih. Evet, buyurun bu notu da şimdi paylaşayım. Ne oldu Ertuğrul? Şunu Kocatepe, söylemek isterim. Siz 20 Ertuğrul'la sene çıktınız. Kadar evet. Da ticaret bariyesinde uzak yol kaptanlığı yaptım. Denizler nimettir, zenginliktir, kültürdür. Evet. Denizlerde bayrak göstermek kudrettir. Türkiye bakın 4500 mil kıyısıyla Rize'den İskenderun'a kadar buralara sahip çıkmalıdır. Yunanistan dünyanın en büyük ticari bariyesine sahiptir. Büyük ülkelerinde Kıbrıs Yunanistan'a 700 mil mesafededir. Bize 40 mil mesafededir. Denizlere sahip, hakim olmak mecburiyetindeyiz. Bunu gençliğe vermeliyiz. Evet, yani deniz kuvvetlerimizin güçlendirilmesi lazım. Deniz kuvvetlerimizin birçok nedenle Ergenekon, balyoz nedeniyle ve zayıflatılmıştı. Ve deniz kuvvetlerimizin ve ticareti bariyenin, Denizcilik Bankası Denizcilik Bakanlığı olmayan bir Türkiye olur mu? Hiçbir hatta 7 kat ucuz denizler. Evet. Yüzlerce tır meyve sebze taşıyor. Yani bunlar basit şeyler değil. Deniz taşımacılığıyla kucaklamak, çok daha onun nimetlerine sahip olmak, evet. Gençliği deniz sevgisiyle yetiştirmek lazım. Şimdi Kocatepe olayı şudur, bakın. Harekat doktrini uygulamalar ve teorilerle ortaya çıkmıştır. En iyi yol. Deniz aşırı harekat doktrininde der ki, taktik harekat sorumluluk sahasında bir komutan vardır. Amfibi görev kuvvet komutanı amiraldir. Onun savaş harekat merkezinde, dikkat buyurun, TAK vardır. Tactical Air Command'dır. Taktik hava komutanı ve heyeti, irtibat subayıyla her şeyiyle. Hava desteği vesaire ne gerekirse o organize eder. Bu ne kadar zamana kadar devam eder? Köprü başı tutulana, kumanda Landing Force Command'ına, çıkarma kuvveti komutanına, 6. Kolordu komutanı özelliği geçene kadar. Sahilde Atış Destek Koordinasyon Merkezi kurulunca, muhabere imkanları her şeyi kurulunca bu TAK heyetiyle birlikte Karacı Komutan'ın emrine geçer. Bakın şimdi Atina'da arkadaşım Ateşe Neval, Yılmaz Doğrusöz, Deniz Kurmay Albay, Hasan Kundakçı, Binbaşı, Ateşe Militer, Skaramanga Deniz Üssü'nü bizzat gidip gözetliyorlar. Genelkurmay'a verdikleri rapor. Böyle bir konvoy yoktur. Böyle bir konvoy yoktur. Sisko'ya, Kissinger'ın yardımcısı. Evet. Bu bir Türk-Yunan harbi kesin çünkü. Ioannidis, Başkan Ioannidis'in verdiği bilgi. Böyle bir konvoy yoktur. Varsa Türkler batırsın. Bunun yanında bakın Marşal Fevzi Çakmak harekat subayı. Ben konuyla ilgilendim. Evet. Merak ettim. Nasıl bu boşluk olur? Kendisiyle konuştum. Kim? O zaman için Deniz Üsteğmen Necdet Odabaşı. Necdet nasıl olur? Şeker kardeşim nasıl bu hatayı yaparız dedim. İlk gün tekrar söylüyorum. Doktrini kullanmadık ama Hulusi Kaymaklığı organizesini iyi kurdu, 179 sorti yaptı. Hiçbir hata yok, her şey örnekti. Bunları belirtmek bir vatan borcudur. Evet. Dedi ki efendim biz
Arnavutburnu kuzeyine çıkınız. Arnavutburnu kuzeyine çıkınız diye mesaj aldık dedi deniz kuvvetlerinden. Şimdi taktik harekat sahasını Ankara'dan değil, Mürtet'ten değil, bu sahadan idare etmek bunun için. Yanlış anlamayın. Evet. Bunun için. Kocatepe olayı çok üzücü olaydı. Çok üzücü, ama Kıbrıs çıkarması da misli olmayan bir çıkarmadır. Bakın bir şehit vermişizdir. Ersöz, Mersinli elektrik ustası. Kader-i ilahiyi bozamazsınız. Gönüllü gelmiş Lecevu'daki arızayı yaparken o bitki örtüsünden sızanlar tarafından vurulmuştur. Şehit İlk şehitimiz o. 499 şehit verdik. Tüm şehitler. Ama Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'yla gurur duymuştur her şeye rağmen. İdeallerimiz oldu, hatalarımız oldu. Görevlerimizi yapmaya çalıştık. Yaptık. Evet, evet. İkinci çıkarmaya kadar güç durumlar yaşadık. Bak Kocatepe'yi bize pazartesi günü öğlende sabahleyin ben harf filosu aracılığıyla Mersin'deki çıkarma birliklerinden pil mabere cihazlarına ilk yardım malzemesi ve cephane istemiştim. Sualtı tahrip timleri ve avcı botu geldi. Ona bile imkan verdirmedi karşı taraf her şeyiyle. Koya girince düşmanın destek silahlarından muaf oluyorsunuz ama gelene kadar güç. 12 sıralarında Bora özel kuvveti geliyor. İnanın o kadar karşı taraf müessir bir havan ve tank taarruzuna hakim tepelerden başladı devam ki, ediyor. Evet. Ben deniz subayıyım. İhtisasım silah üzerinedir. Bütün kademeleri denizde ve karada aldım. Dante'nin dediği gibi başarılı olmak için kademeleri tırmanın. İnanın birçok kere Allah'ım, Ya Rabbim gözlerimi kapattım. Aynı şeyi Komodor da söyledi. O kadar müessir atışa rağmen bakın LCU ve LCT'lerin isabet almaması Yüce Allah'ın lütfudur. Doktrin diyoruz, şu diyoruz, taktik, teknik. Bunu da belirtmek isterim. Kapak atınca oh dedim, rahatladım. O gece 5'te Havabaşı ve çıkanlar birleşti. Rahatladık. İkinci harekat 14-15 Ağustos'ta bazen birlikler kurmuştuk. Bütün Kıbrıs'ı alabilirdik Trodoslar hariç. Karşı taraf çözülmüştü. Karşı taraf yer yer iyi dövüştü. Yanlış anlamayın ama Yunanistan'dan bir yardım gelmeyince tamamen çözüldü. İkinci ordu komutanı yine bence yerinde Larnaka havaalanına alalım, pazarlık konusu yaparız dediler. Kabul edilmedi, bugünkü sınırlar çizildi. Hani durum budur. Durum bu. Evet. Ama tekrar özetliyorum, bölgemiz son derece zengin, zor, güç önemli bir bölge. Bu bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri, benim naçiz görüşüm ama bütün ömrüm kıtalarda geçti. İyi yerlerde Türk insanının, Türk askerinin yüceliğini gördüm. Gazi Mustafa Kemal'in dediği, gönlü temiz, kendi temiz, cesur. İnanın karşı taraf bu kadar pervasız, bu kadar cesur nasıl olunur? Bir şey mi içiliyor diye bazı harp esirlerimize sormuştur. Yani bu kadar şaşırmışlardır. Gözünü kırpmadan marşlarla en güç durumda şahlanarak görevlere gitmişlerdir. Bu milletin yüceliğini gösterir. Bir kişi geride bıraktık. Babası Ayayorgi'deki alay karargahına geldi. Nasıl oğlumu geride bırakırsınız dedi. Ama komando çavuşun, şehit olan komando çavuşun ailesinin şehitlikte sabah olduğunu gördük. Akşam intikal ediyorduk. 10 küsur ay kaldı Kıbrıs'ta. Taktik intikalden hala şehitlikteydiler. Şehitlikten. Lapta Karava taarruzunda
Osman Onbaşı, bakın Türk insanı deyince inanç, moral, ben bunları görüyorum. 5 Ağustos Lapta Karava taarruzunu yapacağız, şehit olacağını görüyor. En yakın arkadaşını, Muğlalı. Benim alacaklarım bunlar, vereceklerim bunlar. Bir isteğim var, borçlu ölmeyeyim diyor. Evet. Bakın. Tüyleri diken ve, diken oluyor ve insanın. Kitaptadır resmi. Maalesef kader, kaderi ilahi. Lapta Karava'daki 5 Ağustos'ta Rum topçu taburuna girdik. Şeref köşesinde bir Kıbrıs haritası, Yunan bayrağı çekili. Haritada şu yazılı, bilenleri okuttum. Kıbrıs Yunan'dır, sevgim gücümdür. Yazılı. Yunan bayrağı direkteydi, Belgutay Teğmen. Belgutay Teğmen, indirdi. İlk indiren o. Evet, evet. Şimdi... İndirdi yani, ve indirdi Türk bayrağı ve, tabii. Şimdi olayları her şeyiyle görmek lazım. Bu güç coğrafyada Türkiye tekrar, bakın önemli söylüyorum, bunu bir görev biliyorum, bir temen heyecanıyla tecrübeli, bilimli ellerde Türk özel birlikleri şarttır. Bölgenin gerilla savaşları öyle gözüküyor ki hep devam ediyor ve devam edecektir. Bölge deniz aşırı harekatlara, deniz aşırı baskınlara her zaman hazır olmalıdır. Bunlar özel birlikler, özel teşhisatlar gerektirir. Tekrar aynı cümleyle sözlerimi kapatıyorum. Dünyada hiçbir meslekte eğitimsiz askerle savaş alanında olmanın güçlüğü yoktur. Bütün Türk ulusuna sesleniyorum. Bu soylu yüce ulus, 3 kıtada imparatorluklar kurmuş, 28 devlet çıkmış içinden. Ben Kanuni'yi de aynı sevgiyle, Gazi Mustafa Kemal'i de aynı sevgiyle kucaklıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs'a dikkat ediniz. Bu ada bizim için önemlidir. Kıbrıs'ta Türk dili sönmemelidir der. Onu, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, kaybettiğimiz komutan ve silah arkadaşlarımızı. Ben en genç komutandım Kıbrıs Barış Harekatı'nda. En yukarıdan alaya kadar. Bakın çok az kişi kaldı. Hepsini şükran rahmetle anıyorum. Evet. Ama ne mutlu Türk'üm demeden de sözlerimi bitiremiyorum. Peki siz Kıbrıs Barış Harekatı'nın ilk komutanısınız. Amfibi Deniz Piyade Alayı'yla adaya çıkan ilk komutansınız. Sizi heyecanla dinlerken tüylerim diken diken, mesajlar geliyor, gözlerimiz doldu, yaş içinde ağlıyoruz diyen o milli duyguları çok güçlü dostlardan. Peki bu bedelli askerlik meselesini duyunca ne düşündünüz? Son 5 dakikamız, onu da konuşalım. Bedelli askerliği efendim çok önemli bir konu olarak görüyorum. Çok önemli bir konu görüyorum. Türkiye 80 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden bir tanesi. Silahlı kuvvetlerde tecrübe, ilim şart. Bu konuyu kısaca şöyle yapalım, böyle yapalım demek de çok güç. Gölcük'te diğer birliklerde güçlükler çıkaran askerlikleri, bir türlü tezkeresini alamayan askerleri hep benim birliğime gönderirlerdi. Başa çıkamıyoruz nedir? İnanın her biri birliğe geldikten sonra en kısa zamanda sürelerini tamamlayıp istisnasız tezkereye giderlerdi. Nedeni şuydu ama hep onları dinlerdik. O asker varsa moraliyle, inancıyla,
eğitimiyle, fiziki kondisyonuyla alay komutanı olarak ben varım. Bunu her kademeye koyun. Sivil asker. Yanlış anlamayın. Sivil asker. Ben şöyle bakıyorum. Yaşım 86. Maşallah. Bütün dünyayı dolaştım 20 sene. Uzun ömürler ben, dileriz. Türk insanının sivil asker vasıflarını hep yüce gördüm. Öyle olmasını istiyorum ama liderler örnek olmalı. Liderler örnek olmalı. Liderler örnek olmalı. 25 yaş sınırı getirilmiş. 15 bin lira bedelle askerlik yapılabilir. İşte hazineye bu kadar para kalacak vesaire. Bakın efendim, şöyle cevap vereyim olaylarla. Olur mu? Benim zamanımda ekaliyet askerler vardı Variye'de, Karadeniz'de. Evet. Yahudi, Ermeni, Rum vatandaşlarımız. İnanın evladı vatanlara 3 hassasiyet gösteriyorsam onlara 4 gösterirdim. Aynen onlar da cevap verirlerdi. Şimdi insanları anlamak lazım. İnsanlara iyi örnek olmak lazım. Ben İyi örnek olarak bir hafta cuma, arkadaşlar nasıl harp edeceğiz? Olanaklarımız bunlar. Nasıl? Bir haftada karavanamızdan spor tesislerimize, parkurlarımıza, yaşadığımız barakaya vesaire, kuzineye kadar nasıl en iyi şekilde yaşarız? Bunları düşünürdük. Vallahi Garp kıtalarının en iyisi olduk. Bütün dünyanın, kendimi övmüyorum, ülkemi belirtmeye çalışıyorum. Ama ehil insana iş verirdik. Bir bahçıvan işini layık, en basit değil, sivilde bahçıvanlık yapmış insana verirdik vesaire. Ehil insanlardan, prensip sahibi insanlardan, faziletli insanlardan korkarsanız, hiçbir ideale varamazsınız. Şahsi görüşümü söylüyorum. Bakın, Cumhuriyet Ordusu'nun en büyük harekatı, bazı 20 Temmuz'larda tek satır çıkmazdı. Böyle mi olmalı? Böyle mi olmalı? Yani Türkiye'nin kaderiyle Kıbrıs oynuyor, yaşamsal çıkarmalarıyla oynuyor. Kıbrıs Barış Harekatı, Türkiye'nin dünya üzerinde merakla beklediği bir harekattı. Gururuydu. Evet. Evet. Ve o gururu da başta siz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatan çocuklarıyla İnanın vatan çocuklarıyla her zaman onlara güvendim. Ama şunu da söyleyeyim. Yüce Allah'ın büyüklüğünü de hep gördüm. Muharebe sahalarında da, okyanuslarda da. Efendim çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sizi buraya kadar yorduk ama. Evet, geride kalan şehitlerimizin, silah arkadaşlarımızın hepsi, ailelerini de, silah arkadaşlarımızı da en iyi dileklerimle selamlıyorum. Güzel Kıbrıs'a, Kıbrıslara saygılar, en iyi dilekler sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Cumhuriyet Ordusu'nun en büyük harekatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha sonra hayata geçti. Ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş da artık ebediyete intikal etti ama bütün şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Işıklar içinde uyusunlar. Çok değerli komutanlar bu harekatı gerçekleştirdiler. Bütün Türk Silahlı Kuvvetlerine de şükranlarımızı sunalım. Ne mutlu Türk'üm diyene dediniz. Ne mutlu Türk'üm diyene diyerek bugün sizlere veda edelim. Ulusal kanaldan ayrılmayın. Pazartesi yine saat 16'da. Birlikte olmak üzere. Esen kalın.